Önce olay savcıyla başlıyoruz. Bu kritik soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş net konuştu. Soruşturma yapmam engellendi dedi, başsavcıyı suçladı. Başsavcı Çolakkadı da bir saat sonra gazetecilerin karşısına geçti. İşi Muammer Akkaş'tan zordu doğrusu. Bize yalan yanlış bilgi verdi dedi. Gizliliğe riayet etmediği için soruşturmadan alındığını söyledi. Soru cevap bölümüne geçildiğinde zorlandı biraz. Bir yerde de yanıt vermektense kürsüden ayrılmayı tercih etti. Şifahi açıklama yapmayacağım. Yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga ilk önce yargıyı vurdu. Dosya soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'tan alındı. MİT'çilerin de karıştığı KCK dosyasını da devralan Oktay Erdoğan'a verildi. Arkadaşım lütfen. Savcı Akkaş'ın tepkisi çok sert oldu. Yazılı açıklamada bir Cumhuriyet Savcısı olarak soruşturma yapmam engellenmiştir dedi. Akkaş yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü soruşturmayla ilgili gözaltı listesini çarşamba sabahı emniyete gönderdiğini, emniyetin harekete geçmediğini söyledi. Basın yayın organlarında ve internet sitelerinde gözaltına alınacak bazı isimlerin yer aldığını ve delillerin karartılmaya başladığını tespit ettim. Aynı gün saat 19 sıralarında operasyonda görev alacak şube müdürleriyle adliyede yaptığım görüşmeye rağmen mahkeme ve gözaltına alma kararının yerine getirilmediğini belirledim. Arkadaşım lütfen devam ediyorum. Akkaş amirler suç işledi dedi. Dolayısıyla hem başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartması imkanı verilmiştir. Evet, olay savcının açıklaması buydu. Gerçekten son derece ağır suçlamalar vardı ve pek de alışkın olmadığımız bir tabloydu. Adliye önünde bir savcının basına açıklama yapması, üstelik başsavcıyı suçlaması.